Tarım ve hayvancılık denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Burdur, bölgesel fuarcılık konusunda da yine bir adım öne çıkmayı başardı. GL Platform Fuarcılık tarafından organize edilen Burdur Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bölgenin ekonomisine sağladığı desteğin yanı sıra dikkatleri yine kentin üzerine çekti. Firmalar tüm etkinlik boyunca sergiledikleriyle, yarışmacılar rekabetleriyle fuara bereket ve heyecan kattılar. İşte Teke Yöresi 4. Tarım Hayvancılık Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'ndan 4 güne yansıyanlar. Bizim yaylalarımızın menevşesi top biter. Arasında da yeşil türlü ot biter. Kurulum aşamasından sonra ziyaretçilere açılan Burdur Fuarı tam 152 firmanın katılımıyla kapılarını açtı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuar, Türkiye'de canlı hayvanların yarışmayla sergilendiği tek fuar olma özelliğine sahip. Açılış töreniyle başladı birinci gün. Yerel ve ulusal kuruluş temsilcilerinin konuşmalarıyla tarıma dair önemli açıklamalar yapıldı. Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Yem Teknoloji Fuarımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugün bu çatı altındayız. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, üretime ve ülkemize katkıda bulunabilecekleri bir gelecek bırakmak istiyoruz. Fuarların teknolojiyi yakalamanın yeri olduğunu düşünüyoruz. Hayvancılık ve hayvancılık ürünleri alanında bir Burdur markası ortaya koyacak teknik ve akademik altyapılar oluşturuluyor. Tarım ve hayvancılık fuarları, tarım ve hayvancılık alanında yeni gelişmeleri üreticimize sunarak üretenler, teknolojik olarak geliştirenler ve kullananlar arasında köprü görevi üstleniyor. Teke Yöresi Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknoloji ve Yem Fuarı özellikle bölgemizin hayvancılık ve tarım teknolojilerine ele alınması, tanıtımın ticari ilişkilerin kurulması ve buna bağlı olarak pazar payının artırılması yönünden son derece etkili olacaktır. Evet, tarım fuarı benim için ayrı bir önemi var. Geçen yıl bir özel dairesi bütçesine 250 bin TL, bu yılda 340 bin TL ödene koyduk. Isparta Ticaret Borsası Başkanı da aramızda, misafir başkanlarımızı da ben kürsüye davet ediyorum. Bu kurdeleyi hep birlikte kesmek sizlerin katkılarıyla bizler için bir onur olacaktır. Misafir başkanlarımız, müdürlerimizi de davet ediyorum. Düzenlenen fuar sayesinde çiftçilerimiz yetkililerle bölge sorunlarını karşılıklı konuşma fırsatı buldu. Katılımcı firmalarda 4 gün boyunca ürünlerini müşterilerine tanıtma ve doğrudan satış imkanı yakaladı. Koyun geldi, kuzu geldi, kokucudan yazı geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi Ali sen de gel. Bacalardan duman geldi, arpa buğday zaman geldi, komşu köyden imam. Fuarın ikinci günü ilk yarışma günü. Bölgeye adını veren tekelerin, koçların ve sevimli oğlakların güzellik yarışmaları yapıldı. Her biri görkemli Honamlı tekeleri yarışma alanında yerini aldı. Yarışmadaki bütün hayvanlar birbirinden büyük ve sağlıklıydı. Kemerli burunları, parlak siyah tüyleri, kıvrık uzun boynuzları ve iri vücut yapılarıyla saf bir Anadolu ırkı olan Honamlılar sahnedeydi. Fakat birinci olmak öyle kolay değildi elbet. Yarışmacılar teke yöresinin en güzel ve en güçlü tekesine sahip olma heyecanıyla bugünü beklemişti. Bunun için nice şartlar yerine getirilmiş, nice emekler çekilmişti. Jüri dereceye girecek hayvanları belirlemek için ince eleyip sık dokudu. Ödüle layık görülen yarışmacıların yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Hadi Gali sen de gel, bacalardan duman.
zaman geldi, arpa buğday zaman geldi, komşu köyden imam geldi, hadi Gali sen de gel, hadi Gali, hadi Gali, hadi Gali sen de gel, hadi Gali, hadi Gali, hadi Gali sen de gel. Aman aman ellerim, seni nerede vurmalı, seni bulduğum yerde sıkı sıkı sakalım. Aman aman ellerim, ya seni nerede vurmalı, seni bulduğum yerde sıkı sıkı. Tam anlamıyla bir güzellik yarışması kapıdaydı. Burdur'un her tarafından gelen büyükbaş hayvan yetiştiricileri, özenle yetiştirdikleri alaca inekleri yarışma alanına dizdi. Yarışma, genç olanlar, bir defa doğum yapmış olanlar ve birden çok doğum yapmış olanlar olarak farklı kategorilerde yapıldı. Jüri, süt verimi konusunda Avrupa'daki soydaşlarını yakalamış haldeki büyükbaşlar arasından dereceye girecek adayları seçmekte bir hayli zorlanıyordu. Çünkü hayvanlar birbirlerine benzer özellikteydi. Bu durum, yöredeki hayvancıların teknolojiyi iyi kullanarak belirli bir standart yakaladığını kanıtlıyordu. Bunda fuarların göz ardı edilemez bir payı vardı elbette. Peki fuarların bölge tarım ve hayvancılığındaki rolü nedir desek? Fuarların üreticiler özelinde bir önemi vardır. Neden, nedir? Fuarlarda insanlar yeni teknolojileri, gelişmişlikleri, kendilerini kıyaslamaları, kıyaslama fırsatlarını bulurlar. Bu anlamda Burdur fuarı da bir ihtiyaç gereği. Burdur'da görüyorsunuz canlı bir fuar oluyor. Ayrıca Burdur fuarının, Tekeöresi fuarının farklı bir yönü var. Diğer illerdeki tarım fuarlarına benzemiyor bizim fuarımız. Her gün içerisinde bir atraksiyon, değişik bir etkinlikler yapıyoruz. Koyun keçi yarışmaları yapıyoruz. Onun yanında işte inek yarışmaları yapıyoruz, besi yarışmaları yapıyoruz ki canlı tutalım istiyoruz. İşte Muğla'dan, başka illerden sadece inek yarışmasına gelenler var. Bu tür yarışmaları, keçi yarışmalarına gelenler var. Onun için bizim fuarın atraksiyonları var. Farkındalıkları var. Başka fuarlara göre. O bizim fuarda üreticiler bazında dediğim gibi benim ineğim de böyle. Veya benim ineğim buna bu gibi değil ya, ben de öyle yapayım. Yani kendilerini, hayvanlarını kıyaslama fırsatı buluyorlar. İşte burada bunu izledikten sonra fuarı geziyorlar. Belki ticaret yapıyorlar. Onun için önemli. Başarılı geçtiğini düşünüyorum. Fuar gerçekten hareketli geçiyor. Bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Tabii ki geçen yıl 85 bin bir ziyaretçimiz olmuştu. Bu sene hedefimiz en az 100 bin. Ve daha yukarısı. Bu konuda bizim üreticilerimize şu var. Hem canlı hayvan konusunda hem de tarım alet ve ekipmanları konusunda üreticilerimizi ileri teknolojiyle tanıştırmak. Dolayısıyla işte burada görüyorsunuz ziraat aletleri, işte kimyasallar var, işte hayvan beslemesinde kullandığımız vitaminlerden tutun da her türlü tarımsal ürünlerimiz burada mevcut. Yine biz bu organizasyonu Burdur ili Köykop ve aynı zamanda Koyun Keçi Birliği'nin müşterek kardeş kurulu zaten beraber yaptık. Ama öyle zannediyorum ki bizim kendi ekibimiz bu fuarı bayağı heyecanla bekliyorlar. Sanırım bu Türkiye genelinde yapılan fuarlar içerisinde gerçek yerini basın sayesinde alacak. Çünkü biz çok yerlere gidiyoruz. Orada böyle organizasyonun çok az olduğunu görüyoruz. Yani bunu isim olarak verirsen belki o illerimize şey olur, yanlış olur. Ama dileğimiz önümüzdeki yıl daha hareketli, daha canlı. Hatta biz bunu 5 ve 6'dan sonra da Akdeniz bölgesi olarak düşünüyoruz. Tek sıkıntımız fuar alanının dar olması, büyük organizasyonları kaldıracak nitelikte olmaması. Tabii belediye başkanımız veya borsa başkanımız, diğer sivil toplum örgütü başkanlarıyla bize aslında çok büyük bir fuar alanı gerekiyor. Bunu da buradan ben kendilerine iletmiş olayım. Teşekkür ederim. Üreticimin teknoloji konusunda yenilikleri görme, yenilikleri takip etme açısından fuarlar önemli. Üreticimiz bu konuda kendini geliştirebilirse, yeni teknolojiyi takip edebilirse üretimde verimliliği artırabilir. Fuarları bu yüzden önemsiyoruz. Tabii katılımcı firmalar da ticari mantıkla geliyorlar. Onlar da yeni ürettikleri ürünleri
satıp üreticiyle, yani nihai kullanıcıyla buluşturma noktasında fuarları kullanıyorlar. İnşallah onlar için de bol kazançlı bir fuar olur. Burdur Fuarı'ndayız sayın seyirciler. Şu anda da aslında fuarın en önemli isim ve ekipleriyle birlikteyiz. Kimle birlikteyiz? Platform Fuarcılığın Genel Müdürü Gül Hanım'la birlikteyiz. Şimdi Gül Hanım, başta kısaca konuştuk ama ben seyircilerimiz de bilsin istiyorum. Çok kısa sürede çok büyük bir iş yapıldı burada. Hem Burdur için hem de tarım sektörü için diyelim. Önce kısaca bir platform fuarcılık sonrasında neler yaptık sizden bir öğrenelim. Fuarı yaparken mi nasıl bir süreç geçirdik? Tabii ki. Biz burası bir pazar yeri ve salı günde bir pazar kuruluyor burada. Salı gün saat sanıyorum ya 10.30'du ya da 11'di bize alanı teslim ettiler. İşte perşembe günü de sabah açtık burayı. Buranın toplam alan 17 bin metrekare. 17 bin metrekareyi 152 firma katılıyor galiba. 152 firmayı yerleştirdik 1.5 günde. O yüzden de hani hepimizin suratları düşükse, gözaltları morarmışsa bundandır. 1.5 günde bu alanı kurduk. Şükürler olsun bir eksiğimiz yok. Ziyaretçimiz çok güzel geliyor 2 gündür. Çok ciddi ziyaretçi alıyoruz. Önemli etkinlikler yapıyoruz biz bu fuarın içinde. Türkiye'de yapılmayan işleri yapıyoruz. Siz birçoğunu da çektiniz. Muhtemelen yayınlayacaksınız, görecekler. Çok önemli etkinlikler yapıyoruz. Yarın Türkiye'de tek bizim organizasyonumuzda yapılan gerçek damızlık sığır yarışması var. Mutlaka izlemelisiniz. Biz 12.sini yapıyoruz. Bu fuarın da temelleri aslında damızlık sığır yarışmasıdır. Onunla başladı. Ve onunla beraber de devam ediyor. Dolayısıyla bu ciddi anlamda çiftçinin, üreticinin ilgi gösterdiği bir organizasyon haline dönüştü. Bunun yanında biz sadece Burdur'a da çalışmıyoruz. Bizim çalıştığımız kitle, şöyle bir çap çizdik kendimize, aşağı yukarı 200 kilometre çapındaki Antalya, Isparta, Muğla, Afyon, Denizli, Uşak, bu bölgelerde de çalışma yapıyoruz. Hem ziyaretçi çalışması hem de katılımcı firma çalışması. Bu bölgenin adı üstünde Teke yöresi, Teke bölgesinin gerçekten şu anlamda en önemli organizasyonu haline gelen bir fuar oldu. Bir de diğer fuarları da kısaca değinelim. Platform fuarcılığın ilerleyen süreçlerde farklı fuarları da olacak. Neler bekliyor bizi? Platform fuarcılık senede 4 fuar düzenliyor. Bu fuarlardan işte bir tanesi burası, Burdur. Uşak'ta düzenliyoruz. Sakarya'da düzenliyoruz bu yılın Ekim ayında. İlk kez düzenlenecek. Çok önemli bir potansiyeli olan. Şimdiye kadar atıl kalmış bir bölge. Sakarya'da düzenliyoruz. Bunun yanında otel ekipmanları fuarı da yapıyoruz biz. Farklı bir sektör. İzmir'de gerçekleştiriyoruz bunu. Biz tarım hayvancılıkta biraz uzmanlaşmış olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle hayvancılıkta uzmanlaşmış olduğumuzu düşünüyoruz. Ona göre portföyümüz gelişti. Ona göre ziyaretçi kitlemiz oluştu. Bizi bu anlamda çiftçiler, üreticiler seviyor. Yeni bir sektöre girdik. 3 yıldır orada bir fuar düzenliyoruz. Otel ekipmanları ve ev dışı tüketim fuarı. İşte toplu tüketime yönelik restoranlar, kafeler, barlar, oteller, dinlenme tesisleri, misafirhanelere yönelik yaptığımız bir organizasyon. Bu organizasyon küçük başlamıştı ama şu anda Ege bölgesi için önemli bir organizasyon haline dönüştü. Onun içinde de ciddi etkinlikler var. Biz organizasyon içinde organizasyon yapmayı seviyoruz biraz. Sadece fuar yapıp bırakmıyoruz. Onun içinde de aşçıların yarıştığı, şeflerin yarıştığı, özellikle Türkiye genelinden 5 yıldızlı otellerin şeflerinin geldiği bir organizasyon yapıyoruz ve onun içinde yarışmalar düzenleniyor. Oldukça o da ses getiriyor bu tür etkinlikler. Bir dünya ikramda da bulunuyoruz. Önemli şefler güzel yemekler yapıyor bize. Onları da ikram edince bölgede bir anda yer edinmeye başladı. Bizim yaptığımız işler bunlar. Peki, çok teşekkür ederiz size ve ekibinize, iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Böyle bir iş yaptıysak işte şu arkada gördüğünüz arkadaşların sayesinde en büyük teşekkürü bence onlar hak ediyor. Sağ ol, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek? Yok yok, estağfurullah. Kolay gelsin herkese, iyi akşamlar diliyorum.
Fuar alanı kalabalıktı. Kent önderleri dereceye giren yarışmacılara ödüllerini sundu ve birlikte basın kuruluşlarına röportaj yaptılar. Özellikle hayvancılıkta emeği geçen kadınlarımızla yarışmacı olarak aramızda görmek herkes gibi bizleri de çok sevindirdi. Açılış ve yarışma heyecanıyla geçen 3 günün ardından fuarın 4. günü katılımcı firma ve kuruluşlar aracılığıyla fuar ziyaretçilerine hediyeler verildi. Yenilikçi teknolojilerin sergilendiği fuar son gününde de ikili temaslara ev sahipliği yaparak memnun ifadelerle kapılarını bir sonraki yıla kadar kapattı. 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında yeniden buluşmak üzere. Organizasyonun gerçekleşmesinde katkı ve emeği bulunan tüm kurum ve yöneticilerine saygı, sevgi, teşekkürlerimizle. GL Platform Fuarcılık.